Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çok ilginç bir yer ama kanuniyetini yakalarsak, kanuniyetini yakalayabilirsek tıpta da kullanırsın. Psikolojide de kullanırsın, maneviyatta da kullanabilirsin, kanuniyet. Kanuniyetini yakalamak lazım. Diyor ki, ama zahire bakarsan sade bir şey. Bir dalı çağırsana hemen, bu onunla bakıyor. Öyle mi? Basit ve sade üslupla geçiştiriyor gibi ama çok acayip bir yer. Bir dalı görünce bunu hatırladım da. Diyor ki, bir şahsın iyiliğinden ve fenalığından bahsedilirken bir şahsın ya iyiliği vardır ya kötülüğü vardır. Tanıdığım birisi, bildiğim bir şey. Tamam mı? Sana karşı. Bunu Allah'a da düşünebilirsin. Mesela adam, Allah bana böyle yapıyor, Allah ceza veriyor. O da öyle. O da Allah'a öyle düşünüyor. Yani sanki tövbe. وَمَا رَبُّكَ بِزَلَامٍ لِلْعَب۪يدِ Allah kulları üzerine zalim değildir. Tamam mı? وَمَا رَبُّكَ Allah Allah. Bak kanuniyeti var. Dura dura gidiyorum. İbrahim. Az kısa olacak ama cep bir kanun. Ben bunlardan çıkartıyorum. Psikoloji yani kendini tanımlama. Bir şahsın iyiliğinden veya fenalığından bahsedilirken gerek konuşmanda gerek konuşanda gerek dinleyende, mesela ben birisinden bahsediyorum. Bahsederken, gerek konuşan ben, bir bahsedilen var, gayipta birisi, şahıstır, kutsi şeylerdir, mübarek zatlardır, gayip. Konuşan ben, dinleyen siz, tamam mı? O zattan bahsedilirken, gerek konuşanda, gerek dinleyende, ya tahsin veya teyilin için bir meyil uyanır. Bir dal geldin mi abi? Bu acayip bir kanun abi. Bunu yakalaman lazım. Çünkü seninle alakalı. Seninle alakalı derken senin vasıtanla bunu seçtim. Bir daha alayım baştan şu cümle. Allah olur, mübarek zatlar olur, normal bir insan olur, dostun olur, akraban olur. Sana iyilik yapan, kötülük yapan şahıs olur. Fark etmez. Bir şahsın iyiliğinden veya fenalığından bahsedilirken gerek konuşanda o zat gaybda, konuşan ben, nakleden siz. O zat veya zat-ı zülcelal konuşanda veya dinleyende ya tahsin, ya hoş, yani güzel anlatım olur, o zat burada mevzu olur, veya teylin için bir meyil uyanır. Lanetlemek ister insan. Ya güzelini anlatır, ya şöyle mübarektir, hoştur, şöyle iyiliği vardır, şöyle insanlığın menfaatını düşünür, veya şöyle zalimdir, haindir, vatan hainidir, din düşmanıdır, namus düşmanıdır. Bir lanet uyanır insanda. O zattan. Ama ilginç yanı benim için o tahsin iyi anlatırken dinleyenlerin içerisinde onu lanetle anar. Mesela diyelim ki Şiiler, Muaviye var ya, bahsetsen,
lanetullah der. Tabi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'da bahsedince biz radıyallahu anh deriz. Şiiler lanet okur. Yani o zatın kutsiyeti ayrı, nakledene yaptığı tesir ayrı. Bir şey anlatacak da onun için etrafını topluyorum. Müthiş bir kanuniyet var. Dinleyenlerde de farklı olabiliyor. Üç aynı olması biraz az rastlanır. O zatı mübarek olması, bende tahsin olması, sizde de tahsin olması. Tamam. Veya tehlil. Ona karşı böyle bir meyil uyanır bizde. Rahmetullahi aleyh veya bir başkası. Allah lanet etsin. İçinden gelir. Sonra gitgide o meyil, ona karşı o güzel görmek veya lanet etmek meyli öyle kes bir şiddet eder ki, öyle şiddetlenir ki o zatı, mesela güzel gördük ya, anlatıyoruz. Mesela İmam-ı Rabbani'den bahsediyoruz. Aman aman, üçümüz de aynı oluyor. İmam-ı Rabbani, ben de güzel bir şey uyanıyor, sizde de öyle uyanıyor. O zat, İçin Üstad diyor ki, şimdi diyor sağ olsa, Hindistan'da olsa, ziyaretine bir davetiye vuku bulsa, ben her müşkilatı karşılayıp ziyaretine gideceğim. Demek ki bahsedildiği zaman ona karşı bir meyil olur. Biraz fazla muhabbet artımı kes bir şiddet eder. Yani şiddetli bir meyil olur. Çünkü kanundur, unutmayın. Reddedilen arzular kes bir şiddet eder. Barla'da geçiyor bu cümle. Bir daha, günah veya iyilik. Reddedilen arzular. Yapmak istiyorum, yapamıyorum. Yapmak istiyorum, yapamıyorum. Yapmak istiyorum, yapamıyorum. Yapmak istiyorum, yapamıyorum. Ona karşı öyle bir hal geliyor ki, kes bir şiddet eder. Şiddetli bir arzu olur. Artık beni ondan kimse koparamaz. İyi veya kötü. Cümle nasıldı? Reddedilen arzular kes bir şiddet eder. Bugün yani, alem İslam. Unuttum ya. Şey hocam hani bastırılan duygular patlama yapar. Ha işte. Aynen. Bastırılıyor ya. Evet. Kes bir şiddet eder ki niye? O sahibini o şahısla görüştürüp yani onunla konuşayım. Şifaen konuşmaya kuvvetli bir arzu uyandırır. Bana bir görüşeyim, bir konuşayım. Çok şiddetli bir arzu uyandırır. Ya görüşsem ya. Mesela Allah, ya bir görüşsek, bir görsem rüyada. Allah rüyada görmek caiz. Ya Resulullah'ı görsem, görsem. Yani bir konuşmak arzu olur. Burada yani müthiş bir psikoloji şeye girecek de. Burada Samilerin yani onun hakkında ben konuşurken siz dinleyenler, ben konuşan Samiler o meyillerini tatmin etmekle makamın iktizası üzerine Kur'an-ı Kerim onları Samilerin huzuruna götürüp kendilerine hitap ile tevcih-i kelam etmiştir. Kur'an bu kanuni biz psikolojide kullanacağım da. Şimdi böyle bir kanun var. Nedir o? Allah, peygamber birisinden bahsediyor. Öyle bahsediyor ki insan onunla hemhal oluyor, görüşmek istiyor. Hatırladıkça tabii reddediliyor. Arzusu yerine gelmiyor tabii şimdi. Allah'la görüşmek istiyoruz. Resulullah'ı gece görmek istiyoruz. Yok. İstiyoruz. Yok. İstiyoruz. Yok. Kes bir şiddet ediyor. Sonra onu isteyen Samiler, işitenlerin Kur'an'ın haberine göre kulak kabartıp iştiyak sahibi olanların Allah Kur'an'da onlardan
bahsediyor. Öyle bahsediyor ki kelamından sanki huzurumuzdaymış gibi bahsediyor. Yani bir daha o meyillerin tatmin ve tatmin etmekle makamın iktizası üzerine Kur'an-ı Kerim onların o samilerin yani duyup da iştiyak sahibi olanların huzuruna yani ruhlarına öyle bir sistemi uyandırıyor ki kendileri sanki karşındaymış gibi tevcih kelam ediyor, ruhta bir feyiz akıyor. Koridor açılıyor. Psikolojide de öyle yani. Hani var ya, güzel dediğim şey Allah'ın güzel dediği şeydir. Güzel gören olmaz, olmaz çekin, güzel. Güzel gören, güzel içeriye soktu kafasını. Güzellikler çok. Güzel gören, kötü düşünme şansı yok. Çünkü güzelliği seyretmiş. Şimdi güzeli şöyle diyeyim. Akşam televizyon seyrettin. Rezil kepaze. Yattın. Herhalde ulvi şeyi görmeyeceksin tabii rüyada. Çünkü çirkini gören çirkinle bir bağ kurmuş oluyor. Ölse dahi ruhaniyatı var onun. Bir bağ kurulmuş oluyor. Ne oluyor biliyor musun? Çok korkunç onun için dedim ya burası çok acayip. Onun ruhaniyatı sana ölse bile, ölmüş bile olsa 100 sene önce veya İngiltere'dedir, sen Almanya'dasın. Ona arzu etsen o artise, o sarhoşa, bilmiyorsun ki görüntüsü şu, iyi bir müzik söylüyor, iyi bir film söylüyor, bilmem ne. Ona kes bir şiddet bağ kurunca istek, meyil, ruhunda bir koridor açılıyor. Telefon kanalı gibi ondan onun ruhaniyatı sana akıyor. Onun cinni, erva habiseli, psikoloji, panik, panik atak gibi nesi varsa veya ulvi, kutsi, erdemlik, kemalat, feyiz onlar sana geliyor. Hocam, mesela demin dediniz ya hani mefet açılıyor. Peki bu mefet açınca insanlar ne hissediyor ki hocam mesela? Peki, Allah mesela şöyle diyelim. Ya da Peygamber Efendimiz'i görmek istiyor. Mesela şöyle. Bir insandan bahsettiğin zaman Resulullah'tan diyelim sahabe. Mesela ben kendimi en çok etkileyenlerden Peygamber'e girmeyelim çünkü kurtaramayın. Hatice radiyallahu anha Hatice-i Kübra. Ben onu şey yapınca, ben bir tuhaf oluyorum mesela, vefa oluyor bende. Vefa. İlk iman eden, Hira mağarasına 6 kilometre var Mekke'den. Günde 2 defa gidip gelen ve şu anda Hira dağına çıkan merdiven falan yok ha. Kayalıklar arasında tehlikeler var, ilan var, vahşiler de var, kurtlar da var. Günde 2 defa ya yeter, gel eve demeden, usanmadan, yorulmadan ona erzak taşırdı. Yemek götürürdü irada. Çünkü günlerce, haftalarca, aylarca kalırdı. Ya ne oluyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Ya senin çoluk çocuğun var artık ya. Ne yapıyorsun? Olur mu böyle? Kim senin gibi davranıyor? Var mı senin gibi birisi? Gündelik konuşmalarda yapılıyor. Demiyor. Böyle bir şey demiyor. Bir de zengin hocam. Zengin bir de. Ya nereden tutuştum ya ben bu adamla ya? Kafilesinin işçisiydim. Peki şu anda sizin ona karşı bir bağınız oldu mu? Murat. Evet. Sevgi oldu değil mi? Evet. O sevgi ne demek? Rahatlattı mı? Beni rahatlattı şu anda sıkıntımı. Var. Ha, ondan böyle bahsedince menfi de olur. Git bir başkasına. Mesela Allah Resulü diyor ki, sahabeme
benim hatırım için dil uzatmayın. Mesela bazı sahabeleri bunun gibi sevemem ben. Ama Allah Resulü'nün emri var. Dil uzatma hatırım için. Yani böyle bir şey yapamadım ya. Yani. Mesela bazıları var ya böyle. Ama Resulullah Hazreti Ali'ye o fitnelerin iki taraf sahabe şey oldu ya, çok sahabenin ölümüne, şehit olmasına vesile olan. Ama Hatice Kübra'mız böyle. Peki ne oluyor dedin? Böyle bahsettiğin zaman huzuruna onu getiriyor Allah. Huzuruna götürüp, Allah huzuruna götürüp kendilerine hitap ile teveccüh kelam etmiş gibi yapıyor. Acayip bir şey. Onun için iman zamanı ve mekanı kaldıran bir hakikattır. Çünkü Allah zaman üstüdür. Biz ona bağlamış iman. Ahiret zamanın arkasındadır. Biz ona bağlamış. Resulullah mazi gibi gözükürken istikbaldır. Biz ona bağlamış. Yani böyle insanda koridor açıyor. O zaman ne olmak istiyorsanız, sizden önce olan kim varsa onu hayal edin, rabıtadır. Onu düşünün, tefekkür edin, ondan feyiz akacak. Veya Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim kime benzemek isterse o ona benzer. Mesela ondandır diyor. Onlarla haşredilecek. Bir Amerikan artistine mi özendin? O onunla haşredilecek. Ona benzer. Hocam, müthiş bir kanuniyet var. İçsel yani içsel duygularla kim düşünürse içsel şeyler Allah-u Teala onun için o kişiyi yaratıyor. Değil mi hocam? Evet, yani bağ kuruluyor. Bağ kuruluyor. Bakın. Ama bizim bağ telk bağı. Eskide böyle çevirmeli telefon vardı. Değil mi? Şimdi bak bağ yok. Bunu birisine söylesen cep telefonu, değil mi? 100 sene önce. 100 sene önce. Görüntülü köyde irmakla konuşacaksın. Öyle mesela şey. Babam Stuttgart'ta çalışmaya gelmişti. Bir telefon şey mektubu gelmesi için bir ay gerekiyormuş. Cevap gitmesi için de bir ay. Telefon diyor. Mektup. Şimdi bağ görüyor musun? Eskide olur mu ya? 100 sene önce desen ki aniden neredeysin görüşeceksin. Kardeşim der. Bu Hasan-ı Basri ile Hazreti Ali. Ondan sonra İmam-ı Rabbani ile Bediüzzaman arasındaki şeydir ya. Bu kerametvari bir şeydir. Aniden Rize'nin dağlarıyla, İsparta'nın gül bahçesinde adam, ne haber ya, iyiyim ya baba. Nasılsın ya, iyiyim. Ne yaptın baba ya, Allah Allah. Gülü de budamadın ha. Gülüm, ya oğlum bakma sen buna. Sanki yanındaymış gibi. Bu eski de evliyalar yapar. Evliyalar yapardı. Öyle değil mi? Evliyalık işiydi. Gittikçe bu mucizeler şey diyor. 20. sözde geçiyor. Evliyaların kerameti değil, peygamberlerin mucizesinin numunesi yapılacak. 20. sözde diyor. Peygamberlerin mucizeleri beşeri terakkiyatın uçlarıdır. Onu Allah göstererek öyle de şeylik yapmamış mucizeyi. Yani o numuneleri göstererek bunun benzerini yapınız diyor. Hatta ölüme bile diyor abi ya, muvakkaten. Muvakkaten bir vücut rengi verilecek ölüme. Geciktirilebilecek. O da kaderdir zaten. Anlıyor musun? Şimdi birisiyle konuşuyoruz. Denedim yani. Hatice-i Kübra radıyallahu anha, değil mi? Nasıl bir şeydi? Peygamber ne diyor vefatından sonra? Ayşe validemiz diyor ki ya Resulallah, bir gün geçse de ondan sitaşkarane, muhabbetkarane, sitaşkarane yani metheder bahsetmemiş olasın. Her gün. Niçin ya Resulallah?
Oysa benim, ben bir kız olarak beni aldım. Diğerleri şöyleydi, böyleydi. Dedi. O da dedi ki, herkes benden kaçarken o beni terk etmedi. Herkes beni yalanlarken o bana iman etti. Herkes bana düşman olurken o her şeyini ve kendini de bana verdi. Vefa değil mi ya Resulallah? Ya Rabbi, sen tabi öyle yaparsın ama o sana yakışır. Benim de diyeceğim şu, böyle bir vefalı bir peygamberin ruhaniyatına bizim ruhumuz arkadaş etti ya Allah. Vallahi, Allah'ım kanıma kadar, zerreme kadar onaylıyorum onu. Bu vefasını ya Rabbi, şefaatine bizi mazhar eyle. Onun hatırına Allah'ım, acayip bir insan. Vefayı ondan öğreneceksin. Var olanı biz anlamakta zorluk çekiyoruz. Peygamber deyince zaten. Acayip ben, nümine yok, model yok, misal yok, taklit yok, eğitim yok. Anne baba zaten görmemiş. Mektebe gitmemiş. Misal, zaman, zemin, madde, mukayese, taklit. Ya her şeyde en harika psikolojide, davranışta, anlayışta, ne bileyim, hareketinde, her şeyde bu nasıl bir insan? Vefaya bak. Herkes. Şimdi biz iyiliğini görüyoruz. Bir de insanları çok iyi biliyoruz. Akşam geçiyoruz. Ondan bir vesileyle CD'sini, internette dersini, mesin dinliyoruz. Soranları olursa telefonda, bırak onu ya, meşgul olma, bırak. Bırak, şöyle de böyle de. Vay be. Ya Rabbi, nasıl kullarım var ya? Nasıl kullarım var Allah'ım? Nasıl vefasız kullarım var Allah'ım? Nasıl bir insanlar? Ondan sonra senelerce dostsunuz. En ufak bir hareketini atıyoruz kenara. Ne kadar ucuza ve çabuk kişileri kenara koyabiliyoruz. Unutmayın, iki şey söyledim. Ucuza ve çabuk kenara koyuyoruz. Ya bir dost kolay mı elde edilir? Ben Metin'le dost olabilmek için seyahat ettim. Yemek yedim. Ömür verdim. Dolaştık. Murat'ta az mı dolaştık? Az mı ömür verdim? Bir iki kusurum veya kusuru için çok ucuza, o kadar ben paha verdim, ömür verdim. Ucuza ve çabuk. Ucuza ve çabuk terk edebiliyoruz. Terk edebiliyor ya insan o. Tamam, neyse, bu da antiparadis. Demek ki Kur'an böyle bir şeyimizi uyandırıyor. Evet, ondan feyiz alıyoruz. Ölmüş olsa bile. Peki o gelenler bizi inşa ediyor değil mi? İnşa ediyor. Psikoloji onun için dedim. Mesela uygulayayım. Benim yaptığım şeyi söyleyeyim. İnsanız lan. İşte malum bazen hapiste işte. Dört duvar, 24 saat ışık yanıyor. Hiç güneş sema yok. Kitap yok. Kitap vermiyor, Kur'an vermiyor. Kapattın. 1983. Hızır abinin dersine katıldım. Merdivenlerden çıkıyorum. Girdim. Selamun aleyküm. Aa, baktım Hızır abi yemek diyor. Aleyküm selam. Hızır abi afiyet olsun. Buyur diyemem. Ortak etmek istemedi. Şaka yap. O derse geçti. Hayal değil. Hayal değil. Zamanı ve mekanı aştıran sistemin adıdır hayal. Ve neyi hayal ediyorsanız oradasınız, onunla berabersiniz. Şöyle, niçin? İlmi de şudur. Delilim de şudur. Akıl, beyin, hayal ile gelen resmi, rüya ile gelen resmi, göz ile gelen resmi ayırt edemez.
aynı kabul ettiği için aynı refleksi, aynı tepkilemeleri, aynı düşünceleri oluşturur. O düşüncelerde vücuda komutlar vererek bezleri, vücuttaki bezleri uyandırır. Mesela affedersiniz, gözünle gördüğün cinsel bir şeyi, rüyada gördün onu, hayal ettin onu, beyin aynı üçünü bir kabul eder, vücuttaki bezleri, üreme bezleri, vücuttaki salgılama bezleri aynı aktif eder. Mesela açsınız, ha gözünüzle gördünüz, ha rüyada yemek gördünüz, tamam mı? Ha hayal ettiniz. Adanalılar ne hayal eder? Şey Bülent, kebap. Bak şimdi. Görüyor musun? Onu hayal et içerken vardı yani Ramazan'da içiyordu. Aynı vücut tepkimi yapar. Vücutta böyle bir sistem var. Niye müsbetini çalıştırmıyoruz bunun? Gel Ceziretül Arab'a gideriz. Hayal demiyor ustad. Ustad olmayan, olmamış, olmayacak, hakikatsız bir şey söylemez. Ey hayali arkadaşım, ruhunu hayaline bindir. Gel seninle bir seyahat edelim. Ceziretül Arab'a gideriz. O zatı vazife başında görürüz. O zat bir elinde mucizlima bir kitap, bir elinde mucizelerle diyor. Tamam mı? Ha. Öyle. Gir, Resulullah bak, suratını hayal etme. O Mescid-i Nebevi'de kerpiçte yapılmış. Bak Hazreti Ali'ye ders veriyor. Ebu Bekir Sıddık da orada, sağ tarafta. Böyle, kur bakalım orayı. Hayal, bak. Ondan sonra kendimi kötü hissediyorum. Vallahi kötü hissedemezsin. Billahi hissedemezsin. Yani bu kabından çık. Zaten kötülük niçin yapıyoruz? Ya kötü bir adamın veya bizim kötü bir eski adetimizin hatırımıza gelmesidir. Onun için yapıyoruz. İyi şeyleri hayal et, kanun ilahidir. Hemen ruhta bu açılıyor. Onunla muhatap oluyoruz. Onun için dedim bir kanunu becerebilecek miyiz bunu? Ne olmak istiyorsan, inan bana mutlu olmak istiyorsan senin elinde. Mutsuz olmak da senin elinde. Bu illa ibadet değil. Mesela kumarcı mı olmak istiyorsun? Tek başına kumarcı olamazsın. Dövüşçü mü olmak istiyorsun? Tek başına olamazsın. Alim mi olmak istiyorsun? Tek başına alim olamazsın. Ne olmak istiyorsan sende, senden önce olanlarla o her zaman olmasa bile periyodik olarak beraber olun. Sonra hayalin onunla beraber ol. Ben mesela sıkıldığım zaman bu Almanya'da, büyük sıkılıyorum da yani, hemen dershaneme gidiyorum. Köyüme gidiyorum. Sevgili dostlarım var çok. Sizin gibi, sizi de özlüyorum. Öyleyim yani. Ve onların meclisine katılıyorum. Ustad bu kanunu kullanıyor. Gel diyor Seydan'ın meclisine katıl diyor. Menfi'yi söylüyor. Yılan ve akreplerin yuvası olan Fransa'da, Paris'teki diyor, Masonların locasına gir diyor. Ben böyle geçiyor. Şu aralarda onları tokatladım diyor. Gittim tokatladım diyor. Mesela Lenin'in de ölmesini biliyorsunuz nasıl öldüğünü. Lenin'in kendi odasında kafasında bu tıbbi şey, rapor, hiç kimse olmadığı halde kafasında darbelerle öldüğünü söylüyor. Kimse olmadığı için kafasını kendisi duvara vurduğunu, sağa sola vurduğunu ama vurduğu yer yok. Öldüğünün rapor bu. Bakmışlar çekiç darbeleri var. Şimdi madde nakli var. Biraz da ruh nakli olsun. Uzaktan da göz olur. Uzaktan da haset olur. Uzaktan da menfi şua gönderirsin. Vay be. Sihir büyü bunların görüntüsü değil mi? Menfisi o. Sihir büyü menfisi. Bak annenin ismini alsınlar. Bir de senin ismini alsınlar. Bak nasıl olacak.
Sihir büyü. Menfisi. Müsbeti ne? Dua. Dua onun manevi ruhuna diyor kuvvet verir demiyor mu? Dua. Nasıl girer ya dua benim ruhuma? Peki söyleyeyim sana. Demire elektrik giriyor mu? Şu demir kabul edin. Elektrik buraya bağlasak içinde elektrik var mı? Çok ısıtsak kıpkırmızı olmaz mı elektrikle? Elektrik nasıl girdi bu demire? Dua da ruhuna öyle giriyor. Anladın mı? Elektrik buna, elektrikten daha latiftir hayal. Senin cesedine de giriyor. Peki, şu anda söylemiyorlar, askeride kullanılıyor. Kapıda kullanılıyor. Daha gitmeden kapı açılmıyor. Elektrik bile naklediliyor. Kablo olmadan. Bir tanesini söyleyeyim, arabada kullanıyorsunuz. Arabanın oraya koyun, Bluetooth'la cep telefonunuzu bağlamadan kablosuz şarj oluyor mu, olmuyor mu? Çıkmış şimdi. Bagajda şeyiniz, valizde şarj aleti. Samsung mu ne yapmış? iPhone bir tanesi yapmış. Şoför mahallesindesin. Şarj ediyor. Kablosuz. Resim gönderiyor da aynı yolda elektrik gönder. Bu maddete mümkün de manen zaten yapıyoruz. Bu ne zaten yapan insan? Endonezya'da müthiş bir fırtına oluyor. Adam ezan okuyor, fırtına duruyor. Nasıl olacak? Canlı yayında. Canlı yayında mı? Canlı. Bu arada video alıyor. Müthiş bir fırtına ama. Böyle uçacak her şey, ağaçlar, maaşlar vurulacak yani. Öyle bir fırtına. Birdenbire ezana başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş ezanla birlikte tamamen fırtına sakinleşiyor. Çünkü onun meyken melekesi var. Onun dizginin elinde ezan hürmetini estirmiyor melaike. Çünkü o rüzgar Süleyman Aleyhisselam'ın emrindeydi. Aynı melaike. Buna melekleri iman ettik ha işte. Bu ayette bak daha acayip bir giriyor. Bu ayette gaybtan hitap edilen iltifat ve bu ayette gaybtan hitap edilen iltifat ve intikalde hususi bir nükte de vardır ki gaybtan ya mazi ve müstakbel. Şimdi biz diyor usta diyor ki buradan diyor Kur'anlar gönderiyoruz. Onlardan da bize feyizler geliyor. Nasıl oluyor? Feyiz gelince sen dua etmiyor muyuz birbirimize? Ben mesela öyle anlarım oluyor ki böyle tam böyle çıldıracak gibi çok zor durumdayım. Hallerim oluyor. Bir bakıyorum biraz sonra sanki hiçbir şey yok. Ne diyorum biliyor musun? Sizi mi kandıracağım? Rabbim şahit. Şu anda bana dua yoğunu, dua edildi. Kabul olan bir dua var şu anda veya dualar. Onun için rahatladım. Dua, eğer isim söylenilirse, üzerine, adresin üzerine yazılan mektup gibidir. Allah onu ulaştırıyor. Çünkü emaneti ihanet etmek münafıklık alametidir diyen peygamber değil miyiz? Peygamberin ümmeti değil miyiz? Bir daha. Emanete ihanet etmek, yalan konuşmak, verdiği sözü tutmamak, münafıklık alameti mi? Bunu Allah mı öğretti? Peygamberimize. Allah'a da emanet ediyoruz. Ya Rabbi, Allah'ım şuna merhamet et. Allah'a emanet ediyoruz. Allah'ım hadi bunu kabul etti ve etmedi. Tamam bunu istiyoruz. Ama emanet yapacağım şimdi. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Sadak Allahu azim. Allah'ım bundan hasıl olan sebep ki Allah söz verdi hasıl olan sebep var. Allah'ım emanet ediyorum Allah'ım sana. Bunu falancanın ruhuna götür. Emanete riayet edecek Allah'tır. Allah götürüyor işte. Sır ya bunlar. Çok güzel şeyler. Biz bu kutsi böyle şeylerimizi kaybetmişiz ya. Ha?
Bu ayette diyor sistemden bahsediyor. Ya burada böyle bir şeyler bahsetmiyor. Tamam. Bağırma. Tamam. Bahsetmiyor. Doğru söylüyorsun. Bahsetmiyor. Nasıl bahsediyor? Ha öyle. Tamam kardeş. Kavga etmeyelim. Maaselam. Sana selam olsun. Bana da selam olsun. Kavga etmeyelim ya. De. İzah etme. Bırak bilmesin. Her şeyi bilmesin ya. Herkes her şeyi bilmeyebilsin ki. Ayıptır yani. Bilmek doğru değil. Bu itiraz edenlere diyor. Bu ayette gaybtan hitap edilen iltifat ve intikalde iki tane bak. Bir hitap var, bir de intikal var. İntikal askeriye de kullanılır. İntikal ettiniz mi? Nakl buldunuz mu? Nakil. Naklettin mi kendini? İntikal. Evet komutanım, intikal etmişiz. Yani gittik, arabayla gittik. Cephaneli intikal ettirdik. Bak, hitap var. Bir de intikalde, yani bir hitap bir de ikinci safhası taşınmak oraya. Hususi bir nükte vardır ki, iyi, bak, kanunu nerede kullanıyor? Ben şimdi ne kadar psikolojide kullandım. Burada neyi de kullanıyordu bu anlattıklarım? Şimdi ona geldi. Hitap etti bir de intikal var. Meğer bu kanuniyetini ustad şeyde kullanıyor. Nüktede hususi bir nükte vardır ki, ibadetle yapılan tekliften hasıl olan meşakkat, namaz kılmak, sabah namazına kalkmak, oruç tutmak meşakkattır. Ha, onu yaparken ortaya çıkan meşakkatı hitab-ı ilahiden neşet eden zevk ve lezzetle karşılanır ve insanlara ağır gelmez. Yani mesela İsmail, bir su getir abi, kalkma da. Tabii tamam abi, getiririz ama ağır gelir. Ne olursa olsun. Hazreti Ustad dese ki, İsmail kardeşim, buyur ustadım. Sesini de işitti. Bir su getir. Emrin olur ustadım. Bana tamam abi. Bak ne yapıyor. Emrin olur ustadım. Zaten nasıl ineceğini bilmezsin merdivende. İsmail iyi yaslan. İsmail buyur ya Resulallah. Bana bir su getirir misin? Bir şey diyemez. Heh. Dışarıdan. Tamam. Allah'tan bahsetmedim daha. Allah diyor ki İsmail, benim rızamı kazanmak adına kalk şu yatsı yıkan. Hey İsmail. Heh. İşte diyor ibadetlerden hasıl olan meşakkat, sıkıntı var diyor. Bu sıkıntı diyor, bu sıkıntıyı Allah o ahirette mükafatından bahsetmiyor. Dünyada fiziksel bir lezzetle ortada o oruçtan, namazdan hasıl olan sıkıntıyı Allah fiziksel bir şeyle kaldırıyor. Diyor ki, hitab-ı ilahi, kim dedi bana namaz kıl, oruç tut? Allah. Ulan ben kimim Allah kim ya? Beni nasıl muhatap aldı ya? Ben kim, Bülent kim ya? Benim Bülent bunu nazar alır mı ya? Kale alır mı? Allah seni kale aldı bir daha. Allah ya. Allah beni kale aldı ya. Böyle mektup gönderdi birisine gelse. Hatırlıyor musunuz? Amerikalı'nın dükkanına gittiğimiz zaman. Kim de mektup almıştı hatırlıyor musunuz? Obama'dan mektup almış adam ağlıyor. Öyle mi? Seni göreceğim abi. Ben de girince Obama'dan mektup aldı açıyor. Açtı elinde değil mi? O anda ben girdim. Amerikalı ya. Obama'dan mektup Türkiye'den Hasan gelmiş. Nasıl sarıldı? Nasıl ağlıyor? Şimdi ya sevdiğim bir insan seni kale almış ya. Murat diyorum Türkiye'den. Buyurun abi. Murat falan yere git de şu ilacı kargola bana. Tamam abi. Zevk alır. Hasan kardeşi buna bir şey söylemiş. Kalkmaktan, yataktan, bilmem 3 lira vermekten zevk alır. O kalkmak sıkıntısı, para verme şeyi ama onu o alemimizde ne kadar büyükse o kadar onu ortadan kaldırır sıkıntıyı. Beni adam yerine koydu ya koca işte Almanya'dan. Bir hemen de Metin'e demedi. Kara Murat'a demedi. Şuna bir dala demedi. Şuna bir ne demedi. La bana dedi ya. Değil mi? Zevk alır insan. Sevdiği bir insan. Şimdi namazdan, oruçtan da hitap ettiği zaman
Hakikaten sıkıntı var. Ama Allah diyor ki, ey kulum, ben istiyorum. Sen mi istiyorsun ya Rabbi? Başımın gözümün üstüne. Başımın gözümün üstüne. Onun en çok sevdiğim sözüdür. Vanlılarda var, Ağrı'da var mı bilmiyorum. Başım gözüm üstüne. Urfa'da da yani. He ya. Beni hasta eden bir pozitif enerji yüklüyor. Başım üstüne diyor. Selamun aleyküm diyorum dükkana. Geçen aleyküm selam. Başım üstüne, gözüm üstüne diyor. Ulan ilk Karadeniz'de bunu duysa ne yapıyor? Vay be, oh, elhamdülillah o kadar hoş ki pozitif enerji. Başım üstüne diyor ya. Ve subhanallah ya. Ha, şimdi Allah da hitap ediyor sana. Ondan neşet eden, hitaptan neşet eden ruhta bir zevk var. Ruhta bir lezzet asıl oluyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu hitap ile değil mi davet? Namaz. İnsanda bu hitabın kendisi lezzet zaten. İnsanın ruhunda zevk ve lezzet oluyor. Allah beni davet ediyor. Kim? Angela Merkel değil. Allah. Şimdi Merkel davet etse. Salih. Buyur Sayın Başbakanım. Seni Salih davet ediyorum. Gelemem şimdi uykum var. Zeki nasıl gülüyor? Ne oldu Zeki? Gelemem Başbakanım, çok uykum var. Ya yapma Zeki ya. Ya Başbakanım ya, şimdi 5 dakika sonra ya. Şimdi değil. Ya bekleyeceğim seni. Bak bekliyorum seni. Ya dur gelemem ya. Yorgunum, bayağı da uykusuzum. Ne dersin Zeki? Bir şey değil mi senin böyle bir... Peki Allah diyor ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gelemem ya Rabbi. Ya uykum var, çok uykusuzum. Uykum. Tekrar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yorgunum. Peki. Eşhedü en la ilahe illallah. Tamam da. Vaktim yok. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Anladım. Anladım derken anladım. Değer misin? Allah davet ediyor. O işte kalkmaktan, yapmaktan hasıl olan elem, nefsani elem, nefsani sıkıntı, of of. Ondan hasıl olan eleme Allah o anda kalktığın zaman 5 dakika değil lan. 5 saat yattın uykun bir hala uykun var da 5 dakikada mı uykunu alacaksın? Dediğin anda Allah'a, Allah'tan gelen davete uymaktan hasıl olan ruhta zevk ve lezzet var. O lezzeti o kılmaktan, kalkmaktan hasıl olan elemi ortadan kaldırıyor. Peki niye kalkmıyor? O kadar samimi değil. Şimdiydim Kırıkan'da. Şimdiydi eskiden. Ha Osmaniye, senin memleketin. Dedim ki, pamuğun parasını kaç ay sonra alıyorsunuz dedi. Şimdi alıyorlar hemen. Dedi ki 6 ay sonra. Dedi ki devlet, Çukurbirlik mi, Çukurova mı ne? Çukurbirlik. Çukurbirlik. Dese ki, sabah 5:30'da gelin, bugün verdiğiniz pamuğu parasını 5:30'da vereceğim. Kalkar mısınız, kalkmaz mısınız dedim. Ne dediler biliyor musun? Yatmayız dediler. Çünkü ben zannettim ki kalkarız, fena kalkarız diyecekler zannettim. Niye dedim yatmasın? Belki uykuya dalarız dedi.
kalk, yatmıyormuş. Dedim ki sabah namazının pamuk kadar değeri yok mu ya? Hoca böyle şeyler demedi bize ya. Damarlarına vurdu. Müslüman ya. Müslüman kanı taşıyor. Şimdi sabah namazının pamuk kadar değeri yoksa yapma, kalkma dedi. Hoca dedi ya. Doğru söylüyorsun falan. Ama zannediyorum ulan nereden bu konuşmaları yapıyor ya. Çünkü vicdan acayip alt üst oluyor. Son cümleyi okuyorum. Çok atıfım var. 6-7 tane ama okumayacağım atıfı. Bu cümleyi okuyacağım, kesiyorum. Atıfları söyleyeceğim. Yerlerini. Ve keza burada müthiş bir kanuniyetler zikredildi. Anlayan anlamıştır. İyi olmak istiyorsanız yolu bu. Ve keza hitap suretiyle ibadeti teklif etmek hitap. Kur'an hitap ediyor. Ya yüllezine amen. Ey iman edin. Ey iman edin. Şöyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Sizin için daha hayırlıdır. Etmek, teklif etmek, abd ile halik arasında vasıta olmadığına işarettir. Direkt Allah bize hitap ediyor. Peki, şu demek istiyorum başından sonuna kadar. Allah bizimle bir bağ yok mu? Var. Peki, hayal kurduğun bir insanla, sevgilinle, arabayla, işinle, makamınla, kurucum onun kafasını zalim, uykusuz bıraktı, yatamıyorsun sinirinde. Yarın sabah olsun da basacağım onun kafasını. Peki bunlar hep bağ değil mi? Bağ değilse niye fatura çıkıyor sende? Bunların bir ilerisi olan hayalin rüya. E gusül yapıyorsun. Şimdi demek ki bu Halik ile mahluk arasında bir vasıta olmadığına ve bağlarda da böyle aynı kanun. İnşallah anlamışız. Ne kadar anlamışsak yani kısacası iyi olmak bizim elimizde. İyi olanları ya yanında oluruz ya ondan tadat ederiz yani veya bağ kurarız. Onun meclisinde oluruz. Usta diyor ki, hayalen dedi, diyor, seydanın meclisinde, birisi bu dersi dinliyor. Hayalen o da buraya otursa, evvallahi, aynı feyzi alır. Usta diyor ki, hayalen diyor, seydanın meclisine katıl. Alacağın feyiz, hayalen Paris'teki locaya katıl. İlan ve akrepleri insan suretinde göreceksin. Seydan meclisine katıl, insan suretinde melekleri göreceksin. Aynı böyle geçiyor Risale'de. Zaten Seyda hitap ediyor. He? Valla Seyda hitap ediyor. Evet. Nurşin'de yani. Nurşin'de. Nurşin'de. Melek gibi insanları görmek istersen, valla Seyda hitap et. Nurşin kalesi. Şeytan gibi insanlar görürsen, Paris'e git. İnsan suretinde, şu sokakta dolaşan insan suretinde hep insan mı zannediyor? Ben inan gelirken birisini gördüm poliste şimdi, pasaportumdan. İnan tam bir ilan. Bir şey mi diyeceksin abi Murat? Aynı ilan. Yılan gibi. Yılan su içer, hiçbir şey akıtmaz, zehir. Arı su içer, bal akıtır. Fıtratıma su. Suyun suçu var mı? Yok. Sebabı da yok. Ha, onu makine değiştiriyor. Kardeşim. İyi olmak istiyorsanız iyileri meclisine hayalen gidin. Tamam? Onu hayal edin. Gücünüz yetmiyorsa onun bir menkibesini, bir kitabını. Kitap bağdır. En iyi arkadaş demiyorlar kitap okumak. Bir kitabını, bir sözünü veya varsa bilinmiş bir sima ise simasını. Ustad meclisine katıl. Acayip sır işte. Ama bunu bir şey zannediyoruz. Bir şeyi anlatmak için ustad diyor. Hayır. Aynı böyledir. Fiziki böyledir. Ben kısmen yapıyorum. La fah ve la gurur.
neyle itham ederse etsinler. Ben bunu aldığım zaman elimden geldiği kadar böyle bir meclise gidiyor. Bazen Rüştü abimin meclisine gidiyorum. Bazen Hızır abimin meclisi, çünkü hayatıma çok büyük tesirler yapmış. Bazen sağ şu anda Nadir abiye gidiyorum. Bazen bir anneme gidiyorum rahmetliye. Bazen işte yaşayan akrabalarım var. Bazen bir dostlarım, kardeşlerim, dershanelerim var. Böyle oturuyorum trende veya uçakta. Peki son bir cümlemi de söyleyeyim. Bazen bilmiyorum bir şeyi. Bilmiyorum bir soru. Risale'de bilmiyorum. Kafayı kaldırıyorum tefekkür. Kalem kağıdım şurada. Bilmiyorum. Bir isim yazarım değil mi? Bilmiyorum da. Bilmiyorum, yazamıyorum. Teveccüh ediyorum. Bağ kuruyorum. Ne yapıyorum? Tefekkür. Evelleniyorum. Sahibine gidiyorum. Neyi öğrenmek istiyorsam onun huzuruna. Tefekkür o. Ettiğin, tefekkür ettiğin zata cevabı bulmak için gitmek. Bazen yaptım. Geçiyoruz. Namaz vakti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Geldi cevap. Burada geldi. Ya, yeter ki soru sor ve samimi ol. Evet. Sinemalar bağ değil midir? O seyrettiğin kişi, artistin ruhaniyetiyle bağ kuruluyor. Dinlediğin müzik onun ruhaniyete aktarılıyor. Cinli ise, psikolojik bozuksa aynısını aktarılıyor. Onun için batsın bu dünya veya şunlar. Kimi şey yapıyorsanız, mesela bir onu da demeden şey yapamayacağım. Adam müzik söylüyor. Müzik söylüyor, herkes dinliyor. Almış illeti, müzik söylerken böyle yapıyor, kesiyor, içmiş. Peki seyirciler de yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu nedir? Sirayet. Sirayet. Peki yapanlar hatırlıyor mu hiçbir şey? Hatırlamıyor. Maneviyat da aynı böyle. Birinci kanun sirayet. Menfisi de var. Menfi, sirayette menfi de var. Hipnoza giriyor değil mi? Evet, hipnoza giriyor. İki hipnoz. İkincisi menfisi yok. İnikas. Üçüncüsü insibah. Sibgatullah. Bak adam müzik söylüyor. O zilet yapıyor böyle. Din, seyredenler de ne yapıyor? Bu sesteki sihirli güç değil mi? Ses. Sesteki sihirli güç. Evet, mesela 11. şualdan söyleyeyim. Ennefasati fil ukad. Ukad, ukde, ip. Ukdeyi anlatıyor. Sakının. Düğme mi? Ukad. Sihir, bir diyor, ipin düğümlerine ait diyor. İpin düğmelerine zehirli nefeslerini diyor. 11. şu adam. Öflerler. Buradan o zehirli nefes insanları zehirler diyor. Mikrofonla yani. Evet. Kulazı bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Ha, felekte. قُلْ هَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَكِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَكِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا مَقَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ ف۪ي الْعُقَدِ Ukde, düğümlerine. Zehirli nefeslerini üflüyorlar. Ve elektriğe bindirip buradan o da havaya bindiriyor. Seni televizyonun ağzıyla, radyo diliyle senin beynine üfleniyor. Ya Rabbi, bize bir şarkı söylemişti. Bu akşam ölmek istiyorum diye. Bunu dinleyen kaç kişi intihar etmişti? Etmişti değil mi? Ya, bu şarkı dinliyor, intihar ediyor. Adam çok değil mi? Evet. Ama diğer tarafta dediğiniz gibi, yani şimdi insan
psikolojik mi bazen işte bunalıma giriyor, bunalıma düşüyor. Yanındaki adam başka bir alemde, başka bir alem yaşıyor. İşte ondan kurtulmak için dediğiniz gibi yine hayalen böyle bir pozitif bir şeye geçtiği zaman hayalen birden o kuyudan çıkıyor. Rahatlıyor. Evet. O şeyden kurtuluyor. Bir söz ip gibidir diyor. Evet. Seni çıkartıyor. Aynen. Kardeş, sirayet kanunu, inikas kanunu, insiba kanunu. Sirayet kafir müminde fark etmez, menfi müsbette çalışır. İnikas, güneşin aynadaki hali, aynadaki güneş ne aynıdır ne kayır. İnsiba ise aynen onun ruhu gibi oluyor. Boyalıyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.